Öz TV ekranından herkese merhaba. Ben Zehra Başayar. Bir Ramazan'da sağlık programı ile daha karşınızdayız. İnşallah herkes sağlık ve afiyet üzeredir diyerek programımıza başlayalım. Bugün yine farklı bir konu ile karşınızdayız efendim. Ramazan ve engelliliği konuşacağız. Ramazan ve engelli bireyi konuşacağız. Konuğumuz Sayın Sedat Taş, sosyal hizmet uzmanı. Sedat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun efendim. Eksik olmayın. Sizler değilsiniz. Teşekkür ediyorum hocam. Engelliliği konuşacağız bugün. Engelli birey ve ailesinden bahsedeceğiz. Öncelikle hocam kısaca engellilik nedir? Bize tanımlayabilir misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle hem kanalınızın üstlenmiş olduğu misyon hem de Ramazan gibi mübarek bir ayda böyle hassas ve çok önemli engelliler ve engellilik olgusuyla ilgili bir program yapmanız ve bizim gibi konukları davet ettiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. İnşallah bu konuşmalarımız izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için de faydalı olacaktır. Engelliliğin birçok tanımı var ama biz engelliler yasasındaki 5378 sayılı engelliler yasasındaki tanımı kabul ediyoruz. Doğuştan veya sonradan bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal açıdan yeteneklerinde çeşitli derecelerde kayıplar ve bu nedenle toplumsal hayata uyumla ilgili ve günlük gereksinimlerini karşılamadaki güçlüklerle ilgili korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve bunun gibi hizmetlere, destek hizmetlerine ihtiyaç hisseden kitleyi kastediyoruz. Bu geniş bir tanım tabii ve engellilik alanda çok geniş bir alan. Evet. Şimdi hocam sizin çalışma alanınız engelli bireyler. Şunu konuşalım istiyorum. Bir aile engelli bireye sahip olacağını öğrendiğinde o kabullenme evresi, ilk tepkileri ve yaşadıkları süreçler nasıl ilerliyor? Kısaca bahsedebilir misiniz? Şöyle, yani literatürde de bu genelde Zehra Hanım 3 evreye ayrılıyor. Yani birinci aşama, yani biliyorsunuz biz hani siz de bir sağlıkçı olarak biz bu süreçleri doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası diye sınıflandırıyoruz. Bir şekilde hekimden veya da sağlık tesislerinde bu haberi alan ebeveynler, engelli bir çocuğu olacağı veya olduğunu öğrenen ailelerde üç kategoride bu evreleri biz gruplandırıyoruz. Birinci evrede böyle bir şok, reddetme, inkar dediğimiz ve depresyonla eşlik eden bir aşama var. Bu çok zor bir aşama. Biz burada bir çırpıda söylüyoruz ama hani empatik anlamda düşündüğümüzde böyle sosyal olaylarda ya da bir işte güncel örneğimiz deprem ya da bir kanser tanısı ya da bir kronik rahatsız nasıl aldığımızda tepkilerimiz çok kendi iç alemimizde çok şiddetli oluyor. Aynen engelli ailesini de böyle bir empatik düşündüğünüzde ve hekim size engelli bir çocuğa sahip olacağınızı söylediğinde çiftler hiç evlendiklerinde böyle bir şey hayal etmedikleri için şoka, redde ve depresyona giriyorlar. İkinci aşamada da böyle karmaşık duygular, suçluluk, kızgınlık, utanma gibi farklı bir ikinci bir evre daha yaşıyorlar. Üçüncü evrede de böyle bir kabul artık yani ve uyumla ilgili stratejilerin olduğu dönemler var. Yalnız bunu biz böyle bir çırpıda söylüyoruz ama bu çok kolay bir şey değil. Bazı aileler birinci ve ikinci evreyi atlatıp üçüncü ve bizim en çok istediğimiz hatta çok hızlı kat edilmesi gereken böyle kabul ve uyum, adaptasyon evrelerine çok intikal edemiyor. İntikal etseler de bunu çok istediğimiz seviyede yürütemeyebiliyorlar. Ama bahsettiğimiz bu üç evre bu şekilde gelişiyor. Evet. Tabii anlatırken belki kolay fakat yaşarken zor bir süreç. Siz direkt bu alandasınız ve hem bu bireyleri hem de ailelerle ilgileniyorsunuz. Şunu sormak istiyorum. Bu birey ve ailesi için gözlemlediğiniz sorunlar neler? Şimdi Zehra Hanım, bir kere hani aileyi böyle bir bütün olarak düşünüyoruz. Sadece anne baba yok, başka kardeşler var, geniş aileler var. Yani bizim bir hani böyle bir toplumsal manada düşündüğümüzde komşular, akrabalar, toplum vesaire. Bu
dalga dalga genişleyen bir sosyal sarmal var, destek sistemleri sarmalı var. Birazdan o konuda da konuşuruz. Şimdi tabii bir anne açısından bakmak, baba açısından bakmak, kardeşler açısından bakmak, işte aile büyükleri açısından da konuya bakmak gerekiyor. Ve bunun engellilik olgusunun ya da engelli bir bireye sahip olmak, biz buna hani engelli ailesi de deriz. Yani biraz böyle bu tabiratımı mazur görün. Tabii birçok da sorunu da artık sorun alanları oluşuyor. Yani bu sorun alanlar bir kere engellinin bakımı, işte aile içi uyum veya uyumsuzluklar konusu, işte sağlık sorunları gibi birçok ekonomik sorunlar, transfer sorunları gibi birçok sorunlar oluyor. Artık aile bu sorunlarla başa çıkabilme. Yani biz buna hep böyle Aşık Veysel'in uzun ince bir yolda gidiyorum gündüz gece gibi. Yani aile artık bir yolculuğa çıkıyor. Yani bir engelle yüzleşiliyor. Yani burada çok biraz teorik gidiyoruz ama diyelim Down sendromlu bir çocuğu oldu ailenin. Biz onu Down'ları, yani zihinsel engelli bir çocuğu oldu. Yani onunla ilgili ilgi bakım mekanizmaları ve uğraş mekanizmaları var. Artık başta sağlık tesisleriyle ilgili olmak üzere süreçte okullar, toplumsal yapılar böyle aşama aşama devreye alınacak konular var. Ama ailenin iç sağlığı, yani bütüncül yapıdaki o iç sağlığı bizim için önemli. Öncelikle hani annenin ruh duygu durumunun düzeltilmesi, babanın bu konuya yaklaşımı, bakışının onarılması. Çünkü genelde Türk toplumunda da çiftler buna hazırlıklı değiller. Özellikle babalar hiç hazırlıklı değiller. Yani anneler bir şekilde buna tamam depresyona giriyorlar, moralleri bozuk oluyor ama baba o kadar güçlü bir karakter olamayabiliyor. Ve çocuklar, yani bugünkü yaşadığımız birçok sosyal olaylarda da işte pandemi salgını, deprem, evet, doğal afetlerde bunları çocuklara izahta çok zorlanıyoruz. İklim değişikliklerinde, ekonomik konularda vesaire. Bu konuda da eve bir engellinin geldiği ya da geleceği, bununla ilgili uygulamalar, yaklaşımlar, olaylara nasıl bakacağız, ev düzenimiz nasıl değişecek, birbirimizde bundan sonraki iletişim sağlığımız nasıl olacak, bir sürü başlık oluşuyor. Kaldı ki sadece aileyle ilgili bir süreç değil bu. Yani ailede, aile toplumun bir yapı taşı, evet, ve apartmanda bir yer işgal ediyor, sokakta bir, toplumda bir yer işgal ediyor, okulda bir öğrenci oluyor, ailenin de bir işte annesinin babasının bir sosyal statüsü oluyor gibi. Yani bir sefer çevreye de bunu nasıl, evet, anlatacaklarıyla ilgili de güçlükler yaşıyorlar vesaire yani. Evet, onu da sormak istiyorum aslında. Evet, aile boyutunda başladı, konuştuk ama bir de toplumsal boyutu var bu işin. Engellilik olgusunun toplumsal boyutundan bahsedebilir misiniz biraz? Şöyle, yine böyle aslında toplumda engellilik olgusu konusunda ailenin biraz evvelki kabul evreleri gibi toplumun da aslında kabul, evet, evrelerinin olması lazım. Yani toplumda her şey sağlıklı bireyler üzerine dizayn edilmiyor. Yani bu toplumda engelli insanlar da olacak, yaşlılar da olacak, hamile, bebek arabalı insanlar da olacak gibi. Şimdi biz efendim bu 5 ana başlıkta bunu genelde sosyal bilimciler böyle sınıflandırabiliriz. Birincisi sağlıkla ilgili, ikincisi eğitimle ilgili, üçüncüsü erişilebilirlikle ilgili, dördüncüsü istihdam ve beşincisi de ayrımcılıkla ilgili 5 ana başlıkta bakıyoruz ve bunlar çok büyük başlıklar, içinde bir sürü alt başlıklar, müthiş kamu ve toplum organizasyonları ve aile çabalarını da içerir. Yani dolayısıyla her birisiyle ilgili ayrı toplumsal kurumların ama kamusu ama özelin ama insanların, bizlerin birey olarak da yapması gereken sorumluluklar da tam burada başlıyor. Yani toplumsal algı dediğimiz engelliye bakışla ilgili süreçlerin bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Buna insanların ruh duygu durumu, empatik iletişim, engelli ailesi ne yaşıyor? Yani onların gözünden dünya nasıl, ben onların yanında nasıl olabilirim, nasıl dertlerine bir merhem olurum, derman olurum, ne yapsam mutlu olur bu insanlar, ne yapsam hoşlarına gider, yüklerine nasıl ortak olabilirim? Aslında sorunuzun sloganı bu, derde yüke ortak olmak. Yani bu bizim dinimizde, örfümüzde var.
Yani bizim hepimiz kendi açımızdan bireysek birey, komşuysak komşu, akrabaysak akraba. Bunları niye böyle tekrar tekrar zikrediyorum? Bunlar bizim aynı zamanda sosyal destek sistemlerimiz ve bir sarmal güçlü bir yapı. Aile bunun içerisinde. Gücü de buradan kazanıyor ve kuvvet buluyor. Kendisinin anladığı, destek istediğinde koşacak mekanizmalar buradan ta devletin mekanizmalarına kadar, kurumlarına, yetkililerine kadar giden yapı aslında bu yapı. Bu yapı sağlıklı işlediğinde diyor, yaşasın, beni anlayan bir toplum, insanlar benim yanımda, beni anlıyor. Devletinden toplumuna, bireyine, komşusuna, akrabasına kadar, okuldaki öğretmenine, okul yöneticilerine, velilere kadar, hekimine kadar, hastane çalışanlarına kadar, her boyutta, çarşısı, pazarı, otobüs şoförü vesaire, ne olursa olsun hepsinde bu bakış açısı, bu algı olması gerekiyor. Yani aslında bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu toplumsal süreçlerle çalışmak ve bunları sağlıklı, verimli ve istenilen formata getirebilmek. Peki toplumu konuştuk, toplum boyutunda konuştuk. Sizce günümüzü düşündüğümüzde engelli birey ve engellilik ihmal edilen bir konu mu? Şöyle, hani eğri oturup doğru konuşmak gerekirse engellilik alanımız Zehra Hanım hiç sevimli bir alan değil. Evet. Yani hani engelli çocuklarımızın kendilerine özgü, ne kadar ben de sahada çalışan bir meslek elemanı olarak engelli ailelerine danışmanlık, yasal hakları konusunda destek olan bir saha çalışanı olarak söylüyorum. Genelde engelli aileleri çok da güçlü yapılardan ve çok da anlaşıldıklarını ifade eden ailelerden ve söylemlerden oluşmuyor. Yani işte şurada başımıza bu geldi, bu bizi dinlemedi, bu bizi anlamadı, bundan katkı istedik yapılmadı şeklinde oluyor. Bazen kendilerinde de şöyle kusurlar oluyor. Duygularını da tam ifade edemiyorlar, ihtiyaçlarını. Bu da bazen böyle biraz evvel kabul evrelerindeki dediğimiz yaşadıkları ruh duygu durumu ve bu kabul evreleriyle ilgili etkenler de önemli. Yani bana kızacaklar mı, bana ne diyecekler, toplumdan tepki mi göreceğim diye. Bazen de işte taleplerini ilgili yerlere, kişilere tam ifade edemeye biliyorlar. Yani bundan dolayı da toplumsal algı da farklı olabiliyor. Ne zaman ki hani kötü bir söz ama ben hep ailelerime şunu söylerim. Ölüler sanırmış ki diriler her gün helva yiyor. Yok öyle. Yani siz sorunlarınızı, problemlerinizi iletin. Kimse o muhatabı, o bu manada size yaklaşacak bir yer ve yoldaş olacaktır. Son dönemde bununla ilgili kamusal alanda da, yerel yönetimlerde de ciddi bir engelli farkındalığı var aslında Zehra Hanım. Yani çok da ümitsiz olmamalıyız. Çok güçlü yapılar da oluyor. Artık belediyeler nefes adı altında ya da bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, aile danışmanlığı merkezleri, engelli rehabilitasyonuyla ilgili, engellinin özel eğitimiyle ilgili uygulamalar, ki özellikle Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik araştırma merkezleri nezdinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri nezdinde müthiş organizasyonlara hizmet açarak engelli ailesinin bu şaşırabileceği, kafa karışıklığı olabileceği, nereden, ne düzeyde, neyi, hangi profesyonel yardımı alabileceğiyle ilgili mekanizmalar var. Tabii bir de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var. Çok ciddi düzeyde çalışmalar, politikalar üretiliyor. Yani olayı böyle bir bütüncül, özeli, tüzeli, kamusu, yerel yönetimleriyle, sendikaları, üniversitelerle düşündüğümüzde aileler aslında çok güçlü bir yapının içinde, özellikle Türkiye Cumhuriyeti gibi bu mekanizmaları olan sistemde çok güçlü. Yeter ki uygun zamanda, uygun talepleri, doğru yaklaşımlarla, doğru tutarlılıkla iletebilmek ve takip edebilmek. Evet. Peki engelli birey ve ailesine karşı tutum geliştirmede yetersiz olan insanları düşündüğümüzde, onlardaki bu yetersizlik, bu işte davranış değişikliği oluşturmadaki isteksizlik neden kaynaklanıyor genelde? Şöyle, biraz evvel de bahsettiğimiz gibi Zehra Hanım, engelli ailelerinin biraz yükü toplum nezdinde ağır algılanıyor. Çünkü özellikle bedensel engelliler, otizm gibi işte biraz orta ve ağır sınıflandırdığımız engelli gruplarında toplum bu herkesten aynı duyarlılığı beklemiyoruz. Beklemediği için bazen aileler uzaklaşmaya çalışıyor.
Toplumda da yani sosyal hayatın akışında insanların biraz daha sosyal olmak, eğlence, kültürel keyif dediğimiz alanlarda bu alan biraz keyifsiz kalıyor. Yani keyifsiz bir alan olduğu için yani burada işte bizim de kendimizi bu mübarek Ramazan ayının da rahmani çerçevesinde değerlendirdiğimizde bizim de yani bu insanlarla aslında bir empati zorunluluğumuz var. Yani iyi her şey böyle lay lay lom olamaz ki. Yani her şey böyle keyifle, sosyal hayatın akışıyla her şey toz pembe olacak diye bir şey yok. Çevremizde hastalar, yaşlılar, engelliler var ki günümüz hani toplantımızın da ana konusu engellilik ve Ramazan. Dolayısıyla da engelli ailelerinde böyle bir sevimlilik şeyi olmuyor. Yani genelde transferi zor oluyor, tedavisi çileli oluyor, bakım maliyetleri, masrafları, çocuğun davranışı diğer çocuklar gibi sevimli olamayabiliyor, hareketleri olabiliyor gibi. Yani ben biraz vaka tecrübelerimden biraz buna bağlıyorum. Evet. Tabii sahayı da gördüğünüz için direkt ailelerle birebir çalıştığınızdan dolayı. Evet. Peki hocam, Ramazan ayı kapsamında düşünecek olursak eğer, engelli birey ve ailesi için neler yapılabilir, nasıl davranmalıyız? Öncelikle biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi bence bu işin altın kuralı Müslümanın ve insanların, bireylerin dertlenme makamı diyorum ben buna. Yani dertlenmesi gerekir. Ve Ramazan da tam da bunun böyle tam böyle hani cuk oturur deriz ya. Tam da aynen. Dolayısıyla bunu fırsata çevireceğimiz bir dönem. Yani her şey böyle yerli yerinde ve çok düzgün. İnsanların Ramazan-ı Şerif'teki o merhamet ayı olması hasebiyle bazı gruplara ki biz engellilik gruplarını konuşuyoruz. Onlara karşı yaklaşımlarıyla ilgili biraz dertlenmelerini istiyoruz. Biraz empatik yaklaşmalarını istiyoruz. Ne yaşar? Yani bir engelli annesi o kadar gün boyu yorulmuş, çile çekmiş kadıncağız. Yani sahura kalkacak, iftarı. Belki şimdi ertesi gün bu böyle devam edecek. Ramazan'ın bir de ibadet meşakkati de oluyor. Günlük hayatımızdaki bir Anadolu kadını, bir engelli annesi düşündüğünüzde onun gün içindeki iş yoğunluğunu düşünüyorsunuz. Başka çocukları var, eşine, ailesine, diğer taraflar olan sorumlulukları var. Yani ona kendisinin yalnız olmadığını, yani bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te derdi sorulabilir, yarenlik edilebilir. Biz de seninle dertleniyoruz. Yükünden eccük alabilir miyiz? Azıcık bize de versene. Biz de sana bu konuda ne yapabiliriz? İşte komşu Ayşe Hanım bugünlük de iftarlık yemeğini de biz hazırlayalım. Aa çocuk gezecekse dur biz gezdirelim. Aa dur ilaç takibi mama hazırlanacaksa ya da ne bileyim işte tıbbi zorunluluklar beslenmesi ki Ramazan'da okullarımızda açık biliyorsunuz. Yani eğitimiyle ilgili, transferiyle, getir götürüyle ilgili konular çok oluyor, çok iş var. Hani bu işlere katkı sağlamak amacıyla o ailenin yanında durduğumuzu, hani hemhal olmak, diğer gam olmak dediğimiz eskilerin tabiriyle kavramlar aslında bizim işimizin menbaı, kaynağı. Buradan başladığımızda böyle tank paleti gibi pat 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 arkasından diğer şeyler geliyor. O insanlar zaten sizi yönlendiriyorlar yani. Evet, tabii ki ilgi, alaka sadece Ramazan ayında kalmamalı. Ama hep biz konuşurken diğer konularımızda da bunu söyledik. Ramazan bir fırsattır, bir başlangıç olabilir. Ramazan'ın merhamet ayı olması dolayısıyla size gelen ailelerin geri bildirimlerinden şunu görüyor musunuz? İşte ilgi, alaka, yardımlar artıyor mu? Kesinlikle. Yani çok şükür ki Zehra Hanım toplumumuzda yani Ramazan ayı ve mübarek 3 aylar inanın ben hep şöyle düşünüyorum bir can suyu gibi geliyor. Yani tamamen bu sosyal hayatın, ekonomik hayatın bu koşuşturmacaların içerisinde tam bize böyle bir can suyu, bir nefes oluyor. Toplumsal duyarlılık da biraz evvel ifade ettiğimiz gibi yüksek seviyede dedik ya merhamet ayı, rahmani bir ay. Dolayısıyla insanların bu konudaki merhametleri, duygusal algıları, iyilik niyetleri, yanında olabilme, hani dertleşme, dertlenme,
Ki cemaatle yapılan da bir ibadet. Yani teravihlerinden, namazlarından, işte zekatlarından, oruçlarından, iftar sofralarından, çeşitli kam ama kurumların, ama akraba yapıları, ama sosyal dokulardaki birlikte yapılan çalışmalar, etkinliklerden bunu anlıyoruz. Başta aynı nakdi yardımlar, iftarlar, çeşitli STK'ların da düzenlemiş olduğu etkinliklerle bu en yüksek seviyeye çıkıyor. Bu arada da tabii başta engelli aileleri olmak üzere de taleplerinin bulunduğu, kendilerini biraz daha rahat hissettikleri bir ay oluyor. Yani ben Ramazan'ın bu manada çok böyle rahmet ayı olmasının insanlardaki o kalplerinde, yüzlerindeki o etkiyi görüyorum. Evet. Peki hocam, engelli çocuk başta olmak üzere genel olarak eğitim, öğretim ve rehabilitasyon sürecinden, yani bir okul hayatından bahsedebilir misiniz? Biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi 5 ana başlıkta bir tanesi de eğitimle ilgili. Yani belki bizi izleyenler hep böyle ağır engelli falan gibi düşünüyor ama siz de sağlıkçısınız, biliyorsunuz artık Dünya Sağlık Örgütü'nün ICD dediğimiz vücut fonksiyon kayıp oranlarının ölçüldüğü bir sistem var. Artık engelli tabirini bile kullanmıyoruz. Özel gereksinimi birey diyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız da bu manada rehberlik araştırma merkezleri başta olmak üzere tıbbi tanılama raporuyla bir tanı almış ya da özel gereksinimlerini tanılamış çocukların ebeveynlerini bizler de katkı sağlayarak, yönlendirerek, rehberlik ederek rehberlik araştırma merkezlerine gönderiyoruz. Burada iki tane yol var. Birincisi örgün eğitim dediğimiz, devlet okulları dediğimiz bir yapı var ki 3-6 yaş son dönemde ülkemizde de gelişti. Okul öncesi eğitimin ne kadar değerli, önemli olduğunu, hatta bunun özel gereksinimi çocuklar için de ne kadar değerli olduğu ortaya çıktı. Ki biz de saha çalışıcıları olarak işte sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, eğitimciler, hani multidisipliner, biraz sonra da rehabilitasyon takım üyelerinde sayacağımız üyelerden oluşan ekiplerle de o ortamlarda bulunuyoruz, rehberlik ediyoruz, yönlendiriyoruz. Çocuğun ne tür eğitim ortamlarında ele alınabileceğiyle ilgili başta aileyi bu noktada bilgilendirdiğimiz gibi rehberlik araştırma merkezlerinde de özel eğitim değerlendirme kurulları oluşturularak çocuklarıyla ilgili bu eğitim yolculuğu oradaki uzmanlarla belirleniyor ve aileye bu konuda yolculuk veriliyor. Ve ihtiyaçlara, o tanısı, gereksinimlere, ailenin yaşadığı ortam, çocuğun tanısı, beklentileri, gelişimiyle ilgili eğitim tedbirleri zaten bizim anayasa ve yasalarımızda belirtilen hükümler. Bireyin ve ailenin yüksek yararı noktasında bu eğitim yolculuğu da böyle bir başlangıç serüveni böyle oluyor. Daha sonrasında da okullarda rehberlik servisleri var malumunuz. Burada ailenin de davet edilerek çocuğuyla ilgili gereksinim, eğitimdeki ihtiyaç alanları belirleniyor. Ve bireyselleştirilmiş eğitim planlarıyla, akranlarıyla biz buna bir daha bütüncül ve daha makro boyutta hani kaynaştırma eğitimi diyoruz. Akranlarıyla nasıl sağlıklı bir eğitim, güçlü bir eğitim ve topluma entegrasyonu sağlanabilir? O süreçler okulda da örgün eğitimde de devam ediyor. Evet, aslında bunu topluma da vurgulamakta, belki dinleyicilerimize de vurgulamakta fayda var. Artık engellilik değil, özel gereksinimli birey olarak bahsediyoruz. Biraz önce bahsettiniz ama özel gereksinimi olan bireyin kaynaştırma ya da tersine kaynaştırma uygulamaları biraz daha ayrıntılı bahsedecek olursanız tabii neler ki söylemek istersiniz? Tabii Zehra Hanım, şöyle biraz evvelki cümlemi açayım. İzleyiciler ve dinleyiciler hani engelliliği sadece tekerlekli sandalyedeki ve çok ağır yatalak vesaire gibi olabilir ama öyle değil. Çok az görme kaybı olabiliyor, çok az işitme kaybı olabiliyor. Dil ve konuşmayla ilgili bir takım zorluklar olabiliyor. Öğrenmekle ilgili yöntemleri bilemeyebiliyor, aile bilemeyebiliyor çocuklar. Yani bizim böyle çok, yani her çocuk engelli gibi, ağır engelli, her çocuk tekerlekli sandalyede gibi bir algıda oluşmamasını isterim. Ve biz hani özel gereksinimi birey deyince bireyi tanımladığımızda zaten ona göre bir yaklaşımlar oluyor. Ve bunlardan okullardaki alınan tedbirlerde de kaynaştırma eğitimi
bunun bir de tersine kaynaştırması var. Yani akranlarıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilgili kanun, mevzuat ve talim terbiyenin programları müfredatı noktasında yapılan bir okul yolculuğumuz var. Bizim de o sıralardan geçtiğimiz şeylerden, yollardan bu kardeşlerimiz de geçiyorlar. Sadece okullar bu konuyla ilgili biraz daha tedbiri sıkı tutuyorlar. İşte ne yapıyorlar? İşte öncelikle bireyselleştirilmiş bir eğitim planı çıkıyor. Çocuğun yüksek yararı, çocuğun tanısı, çocuğun gelişimine katkı sağlaması açısından ben buna alarm diyorum. Yani okulda bir alarm durumu oluyor. Yani rehberlik servisleri bu işin takım kaptanlığını yapıyor. Ebeveynler, anne baba davet ediliyor. Diğer öğretmenler, branş öğretmenleri geliyor. Sadece çocuğun, hani ilkokul düşünürsek sadece sınıf öğretmeni oluşmuyor. Beden eğitimi öğretmeni oluyor, işte müzik öğretmeni, işte ikinci kademe, üçüncü kademe olduğunda farklı farklı matematiği başlıyor. Bu işin fiziği, kimyası, biyolojisi vesaire. Birçok derste ve birçok öğretmen birçok branşla muhatap oluyor. Ama BEP kurullarında bu muhatapların tamamı oluyor ve hepsi çocuğun ve ailesinin yüksek yararı ile ilgili ne yapılacakları konuşuluyor. Ve burada bir işbirliği toplantısı oluyor. Ben ne yapabilirim, sen ne yapabilirsin gibi. İşte Türkçeci diyor ki, aa ben biraz daha büyük puntolu bir şey kullanayım. Dur onu kaynak odada ayrı bir seans alalım, öğrencimizi onunla biraz ilgilenelim. Etkinliklerde daha çok yol verelim, etkinliklerimiz de mutlaka olmalı. Görme ve işitme kaybı varsa biraz daha ön sıralara oturalım. Ya da ne bileyim bazen bir akademik destek olursa onu destekleyebileceği bir akranıyla yan yana oturtalım gibi. Sınıftaki ortam, okul düzen, tekerlekli sandalyeli çocuksa sınıfının, okulun mimari engeller, erişilebilirlikle ilgili daha uygun zemin katta bir yerde ya da asansörün çıkabileceği gibi A'dan Z'ye aklınıza gelip gelemeyecek her şeyler, okullarımız da bu konuda çok tecrübeliler. Bunlar konuşuluyor. Bir de bunun tersine kaynaştırması var. Tersine kaynaştırma da hani bizim sağlıklı atfedeceğimiz diğer çocuklar ve ebeveynlerle okulun da yapacağı yine bir başka bir organizasyon var. O da hepimiz bir engelli adayız. Çevremizde bu tür engelli ve özel gereksinimi çocuklar olabilir. Onların ihtiyaçları durumunda biz ne tür bir aksiyon alabiliriz, neyi bilmeliyiz, neyi nasıl yapmalıyız gibi. Yani o engelli kardeşimizin aleyhine olabilecek bazı konular olabilir. Bununla ilgili şöyle güzel bir örnek. Bir okulda deprem tatbikatı oluyor. Tabii bir telaş falan oluyor. İki tane de öğrenci bedensel engelli bir kardeşlerinin koluna girmişler, dışarıya çıkartıyorlar. Bu çocuklar bizim tersini kaynaştırma dediğimize uygulamaya çok güzel bir örnek bu Zehra Hanım. Yani çocuk o anda okulda bir engelli arkadaşı olduğunun farkında. Yani o farkındalık, o eğitim ve bu mekanizmaların olağanüstü durumlarda işte başta doğal afetler olmak üzere ne bileyim girişi, çıkışı, derslere katılım vesaire arkadaşlarının sosyal hayata, eğitim hayatına katılımlarında ya da yetersizlendiği, zorlandığı durumlarda ne yapabilecekleriyle ilgili durumlar bu tersine kaynaştırma uygulamalarında hem çocuğa sınıf anlatılır hem de veli toplantılarında sağlıklı tabir ettiğimiz çocukların velilerine de anlatılır ki evde de bak arkadaşlarınıza sınıfta böyle bir çocuk varmış, bize böyle bir toplantı yapıldı. İşte Ali, Ayşe sen de arkadaşına karşı daha merhametli ol, destekçi ol, yardımcı ol. İşte tuvaletine gitmekte zorlanıyorsa lütfen onun yanında ol. Bazılarının beslenme problemleri olabilir, işte ilk yardım becerileri olabilir gibi birçok konuda bilgilendirilebilir. Buna da tersine kaynaştırma diyoruz. Bunlar çok lezzetli yemekler. Yani ve olması gereken ihtiyacı karşılayan hani eğitim başlığı adı altındaki söyleyebileceğimiz önemli konular. Evet, teşekkür ederiz. Peki son dönemde adını sıkça duyduğumuz özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri var. Kısaca bu kurumlardan da bahsedebilir misiniz? Zehra Hanım, anayasamızda sosyal devlet tabiri geçer. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal devlet olmasıyla ilgili belirli şeyleri, burada engellilik konusunu konuştuğumuz için yaptığı harika işlerden bir tanesi de bu özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri engelliler yasasıyla
2006 yılından sonra 5378 sayılı engelliler yasasıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılıyor. Ve hemen hemen şu an 81 ilimizde neredeyse de hiçbir ilçede olmayacak kapsayıcı bir şekilde rehabilitasyon merkezleri de açıldı. Açılmaya teşvik ediliyor. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri şu an, yani ben küsuratlı sayı şu an resmi bilgi elimde olmayabilir ama 3300 civarında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi 81 ilimizde hizmet veriyor. Yani yaklaşık 70 bine yakın bir uzman ve yardımcı kadro var ki bu bizim multidisipliner dediğimiz engelli bireyle ilgili ve aileleriyle ilgili birebir çalışan meslek elemanı bir 55 bin, 15 bin de yardımcı ve idari kadro dediğimiz 70 bin kişilik bir ordu tarafından hizmet veriliyor. Ve buradaki temel misyon şu, mantığı da şu, engelli devletimiz diyor ki sosyal devlet olarak engelli birey ve ailesi, ki bu bizim atasözümüzdür, engelli bireyin ve ailesinin evden çıkması bu işin özel eğitimin yarısıdır. Yani bu bizim atasözümüz. Sosyal devlet ilkesi nezdinde de ülkemiz de bu kurumlar açtırıldı ve biz bu kurumlar, kurumların servis hizmeti, transfer hizmetini de sağlamak yöntemiyle engelli birey seansından, ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş seansından önce evinden alınıp evine bırakılmasıyla başlayan bir organizasyon var ve o içeriğinde de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tamamen özel gereksinimli bireylere göre dizayn edilmiş ve ruhsatlandırılmıştır. Bizim 7 tane temel programımız var. Görme, işitme, bedensel, zihinsel, dil konuşma, otizm dediğimiz otizm spektrum bozukluğu, özgün öğrenme bozukluğu şeklinde 7 tane ana programımız var. Bu programlar çerçevesinde de özel eğitim kurumları eğitimci, tefrişat, donanım, materyalini hazırlıyor. Ve biraz evvel bahsettiğimiz evlerinden alınan çocuklar birebir teke tek dediğimiz bu özel ortamlarda gereksinimlerinin rehberlik araştırma merkezleri tarafından gereksinimleri oradaki meslek elemanlarının o kazanım odaklı modüler sistemle belirlenmiş o başlıklarda, o içeriklerde, o ihtiyaçlar doğrultusunda bu eğitim veriliyor. Feedback dediğimiz geri bildirimlerle aile bilgilendirilerek tekrar evine bırakılıyor. Devletimiz 8 bireysel ve 4 grup eğitimi şeklinde aylık bir ücreti bu kurumlara ödüyor. Bu çok değerli bir, çok büyük ve çok makro bir organizasyon ve sosyal devlet açısından da çok da güzel bir organizasyon. Evet. Özel eğitim ve merkezi, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezini konuştuk. Şimdi yine önemli bir konu, dinleyicilerimiz için de yol gösterici olması adına, özel gereksinimi olan bir bireyin kamu hizmetlerinden yararlanması ve yasal hakları konusunda bizi bilgilendirir misiniz? Şöyle, engellilik deyince herkes bebek çocuk değil ki. Bu engelliler, erişkin engelliler evet. De var. Büyüyorlar. Yani bir ne yapıyoruz? Büyüdük, okullara gittik, eğitim aldık. Artık istihdam dediğimiz, ekonomik hayat, sosyal hayat dediğimiz kapıya geldik. Yani artık bizim mesleki rehabilitasyon, korumalı iş yerleri dediğimiz bir kapı açıldı. Türkiye iş gücü piyasası açısından ve sosyal politikalar açısından, anayasal sistemi açısından, sosyal devlet açısından çok büyük bir ülke. Kaynakları, olanakları da fazla. Bu manada engelliler, eski hükümlüler de buna dahil Zehra Hanım. Kanunlarımızda, iş kanununda engelli istihdamı ve eski hükümlü istihdamıyla ilgili kolaylaştırıcı, teşvik edici ve anayasal ve kanunsal anlamda zorlayıcı maddeler de var. Dolayısıyla 50 ve yukarısı olan işletmelerde engelli eski hükümlü çalıştırılıyor. Biz de son dönemde televizyonlarda da duyarız. Yani kamuda da işte şu kadar engelli istihdam oluyor, şu kadar engelli öğretmen ataması var, şu kadar şöyle engelli buraya atanıyor falan diye duyarız. Şimdi bu artık ihtiyaçlar, engellilik alanında artık ben de bu hayatta varım, ben de bireysel ve ekonomik bağımsızlığımı sağlayacağım, ben de varım bu hayatta diyen kardeşlerimiz. Dolayısıyla erişkin bir gruptan bahsediyoruz ve çevremizde
akrabalarımızda, komşularımızda, ailemizde var bu insanlar ve duyuyoruz. Hatta şakalaşırız, işler nasıl falan diye. İşe girmiştir, çalışır, para kazanır, özgüveni artar gibi. Şimdi peki nasıl işe giriyor? Şimdi devletimizin İşkur diye bu işi planlayan, eski tabirle işçi bulma kurumu dediğimiz, işçiyle işvereni buluşturan ama özelde, ama kamusal alanda bu uygulamaları planlıyor. Özel sektörle ilgili hükümler var, kamuyla, ama biz engellilerin sosyal ve ekonomik hayatta olması için onları güdülüyoruz. Yani mutlaka çalışma hayatına katılmaları, bu kendilerini iyi hissettireceği, geçimlerini sağlayacakları açısından iş hayatında olmalarını istiyoruz. Tabii şöyle bir şey de belki bizi dinleyen, ya biz engelliyle istihdam etmek istemiyoruz falan diyor, ama bu bence hem bir kanuni sorumluluk hem de yaradana karşı, topluma karşı, kendimize karşı da olan tabii ve devlete, topluma karşı da olan bir sorumluluk. Yani engellilerin çalışma iş hayatında olması gerekli. Bu işin rengi olarak da gerekli. Yani bu insanlar evlerinde oturmamalılar. Çalışma hayatının içerisinde, üretim sahasında olmaları lazım. O üretkenliğin de etkisiyle kendilerini de iyi hissetmeleri lazım. Yani biz bu programları siz niye yapıyorsunuz? Yani engellilikle ilgili bir şuur olsun, bir aydınlanma olsun, bir bilinçlenme olsun. Biz de diyoruz ki işte ey işverenler, ey bu konudaki yöneticiler, ey şu bu. Yani biz engellileri istihdam edelim ki o eve de bir ekmek gitsin. O insanın da illa cüzdan meselesi değil bu. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal gelişim alanlarından da onların bir iyilik haline çıkmaları, gelişmelerini arzu ediyoruz ki her şey güzel olsun. Yani biz iyiyiz, o ağlasın, olmaz yani. Onun da üretim sahasına, bu ekonomik, sosyal hayata katılması çok anlamlı ve çok değerli ve olmalı ve gerekli. Evet, umut ediyoruz ki her şey çok güzel olsun. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız faydalı bilgiler için. Son birkaç cümle varsa eklemek istediğiniz, buyurun. Tekrar ben sözlerimi size teşekkür ederek, yani yayın duyarlılığınızın farkındayım ve biliyorum. Çok duyarlı bir misyon üstleniyorsunuz kanalınız olarak ve radyonuz olarak. Öncelikle tebrik ederim, teşekkür ederim. Yani çağrıldığım ve bu duygularımı, aslında fark ettiyseniz, çok literatür, bilim temelli izleyicilerimizi sıkmamak için değil de daha hayata dair, daha evin adamı gibi, daha bu toplumun bir ferdi Sedat diye konuşmak istedim. Ve mümkünse de hani böyle insanların ruhlarına, duygularına, merhametlerine dokunmak istedik. Yani bu iş Zehra'nın bir dertlenme makamı. Yani insanlar başta engellilik olmak üzere gereksinimi olan alanlarda kişilerle, yaşlısıyla, engellisiyle dertlenmeli, komşusuyla dertlenmeli. Yani bu Ramazan-ı Şerif'te de bu vesileyle, bu engellilikle ilgili programımızda da insanlardan biz biraz daha duyarlı, biraz daha böyle bu yüke ortak olma, yani sloganımız bu programda ve veda cümlemiz bu olsun. Yani biraz daha dertlenme makamında olup bu insanlarla anlaşalım, işte konuşalım, beraber olalım, dertlenelim isteriz. Teşekkür ederim. Evet, programımızın sonuna geldik. Bugün sosyal hizmet uzmanı Sayın Sedat Taş ile özel gereksinimi olan birey ve ailesini konuştuk. Sofranız bereketli, sağlığınız sıhhatli olsun.